Alternatif Bank piyasa ekranını sundu. Ünsped Gümrük Müşavirliği ekonomi notlarını sunar. İyi günler efendim. Türkiye'nin çıkış yolunu ekonomi notlarında aramaya devam ediyoruz. Bugün konuğum Öner Tekin, Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği Başkanı. Kendisiyle bugün Türkiye'deki aslında milli ve yerli üretimi konuşacağız. Türkiye'nin savunma ve havacılık sektöründeki başarısını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Sami Bey. Şimdi bir ülkenin dış politikada da, ekonomide de, yani dünyada söz sahibi olabilmesi için caydırıcılık gücünün olması gerekiyor. Doğru. Bunun için de savunma sanayinin güçlü olması gerekiyor. Kesinlikle. Aslında barış içinde silahlanmak, barış içinde güçlü bir orduya sahip olmak, ülkenizin dünya üzerindeki söz sahibi olmasını sağlıyor. Ama gördüğüm çok önemli bir nokta, son 20 yılda ciddi anlamda teknolojiye yatırım yapıldı. Büyük projelerde Türkiye savunma ve havacılık sanayi yer aldı. İsterseniz bundan sonrasını sizden dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir noktayla giriş yaptınız Sami Bey. Türkiye gerçekten son 20 yılda savunma sanayinde inanılmaz bir atılım gerçekleştirdi. Bunu gerçekleştirirken de aslında hedef yerlileştirme ve kritik teknolojileri geliştirme oldu. Şu anda baktığımızda sektörümüz %70'e yakın yerlilik oranına kavuştu ki bu muhteşem bir rakam. Yeterli mi? Değil. Aslında bunun üzerine daha çok koymamız gerekiyor, bu kesin. Ama şu anda geldiğimiz nokta itibariyle de dünyanın savunma sanayi sıralamasında aslında 12 ila 14. sırada yer alıyor. Bunu yaparken ciddi stratejiler geliştirdi Türkiye aslında. Ve tabiri caizse sizinle daha önce de sohbetini yapmıştık. Kötü komşu ev sahibi de yaptı aslında, evet. Türkiye'yi. Bu ivmelenmeyle gerçekten sanayimiz çok çok önemli başarılara imza attı. Kritik teknolojileri geliştirmeye başladı. Kendi kendine yetebilir bazı alanlarda bir hale geldi. Tekrar söylüyorum, yeterli mi? Değil. Ne yapmamız gerekiyor? Bunun üzerine yeni stratejiler koymamız gerekiyor. Özellikle sadece kendimize yeten değil, dünyada da aslında sektörde, yani savunma sanayinde söz sahibi olan firmalar çıkarmamız ve çok daha fazla ihracat yapmamız gerekiyor. Ciddi anlamda teknolojiye yatırım yapıldığını görüyorum. Kesinlikle. Ve dünya savunma havacılık sanayiyle de bir entegre olmuş bir durumdayız şu an. Çok doğru. Bu da çok önemli. Kesinlikle. Bakın, Türkiye'de yapılan bütün savunma sanayi işleri dünya standartlarında yapılıyor. Ve dünya standartlarına ve kurallarına uygun olarak yapılıyor. Bu bize neyi getiriyor? Biz dünya savunma sanayi içinde iş yapabilir duruma geldik. Rakamlarımız çok yeterli değil, söyleyeyim. Yani bizim şu anki ihracatımız 2.2 milyar dolar civarında savunma sanayinde. Ama asıl teknoloji alakalı kısımlarına baktığımızda da yaklaşık olarak 500 milyon dolar civarında. Allah söyledi, inşallah o rakamlara dolaşırız. İnşallah. Milyon dolar civarında. Bunu çok arttırmamız lazım. Ama bunu yapabilmek, bu yetkinliği kazanmak çok önemli bir temel oluşturdu bize. Biz dünya standartlarında kaliteli işler yapabilen bir savunma sanayi artık sahibiz. Aslında makine sektöründeki gücü Türkiye'nin savunma sanayinin de bir anlamda katma değerli hali oluyor, değil mi? Mesela bakıyorum otomotiv sektöründe dünyanın çok büyük markalarına Türkiye'deki otomotiv yan sanayi üretim yapıyor. Yani evet. Çok büyük markalarına. Şimdi savunma sanayinde de bu makine sanayindeki tecrübeyi aslında savunma sanayinde uçak yapımında, tank yapımında, tüfek yapımında pek çok alanda kullanıyor. Ve üstelik dünyanın önemli markalarıyla da ortak olarak bunu yapıyor bugün savunma sanayi. Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değindiniz ama bunun daha fazlasını da yapıyor savunma sanayi. Biz sadece normal rutin üretimler, rutin parçalar yapmıyoruz. Biz gerçekten teknolojide geliştiriyoruz dünya savunma sanayi için. Tekrar söylüyorum, yeterli değil. Daha fazlasını yapmamız lazım ama bunu yapabiliyoruz şu anda. Yazılım geliştirmeden tutun da elektronik kart tasarımına kadar, donanım tasarımına kadar birçok konuyu bizim mühendislerimiz ve bizim teknisyenlerimiz artık Türkiye'de yapabiliyorlar. Bu dediğimiz gibi sektörde inanılmaz bir ivmelenmeye yol açabilecek, ivmelenmeyi başlatabilecek bir kapasite. Kendi silahımızı ve kendi uçağımızı, kendi tankımızı yapabilir hale gelmek. Doğru. Aslında bahsettiğimiz bu. Doğru. Sadece parça üreten değil, kesinlikle. O parçalardan da akıllı cihazlar üretmek, kesinlikle. Akıllı araçlar üretmek. Çok doğru. O konuda ne durumdayız?
Şimdi şöyle, orada da fena bir nokta değil. Bir kere teknolojiyi çok iyi biliyoruz ve anlıyoruz. Neye ihtiyacımız olduğunu çok net analiz edebiliyoruz ve bu analiz neticesinde de yapabildiğimizin maksimum derecede yerleştirme yapıyoruz. Kritik teknolojiler dediğimiz şeyler var aslında bizim savunma sanayinde özellikle. Bu kritik teknolojilerde de biraz daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Şu anki stratejilerimizde var. Yani biz kritik teknolojilerde de daha fazla ürün çıkarmak istiyoruz. Mesela motor teknolojisi ki şu anda yerli motor anlamında çok önemli adımlar atılmış durumda. Gerek kara araçlarında gerek hava araçlarında bu hayata geçirilmek üzere. Bir kısmı hemen olacak, bir kısmı zaman alacak ama bir şekilde başlandı bu tür kritik teknoloji işlerine de. Ben aslında bu kritik teknolojileri konusunda iki konuyu özellikle vurgulamak istiyorum. Bir tanesi, siz bir kritik teknolojiyle uğraşmaya başladıysanız o kritik teknolojinin sürdürülebilir olması lazım. Yani siz bir kez yaptım bitti olmaz kritik teknolojide. Onun yeni versiyonları, bir ileri versiyonları, değişmiş varyasyonlarını mutlaka yapabiliyor olmanız lazım. Bunun için de finansal güç lazım. Siz her yeni kritik teknoloji için gidip devletten proje isteyemezsiniz. Ya da sürekli devletin fonlamasını bekleyemezsiniz. Bizim ülkemizin kaynakları sınırlı. Öyle şeyler bir strateji geliştirmemiz gerekiyor ki herhangi bir kritik teknolojide biz iş geliştiriyorken, ürün geliştiriyorken o ürünün mutlaka ve mutlaka bir dünya ile rekabetçi olması gerekiyor. İki, dünya kalitesinde özellikleri, belki ondan daha iyi özelliklere sahip olması gerekiyor. Niye lazım bu? Bizim ihracat yapabilmemiz için. İhracat yapabilirsek, tabii ki kontrole tabi olarak ihracat yapabilirsek, biz yeni teknoloji geliştirmek için gerekli olan fonu da kendi kendimize yaratmış oluruz. Biz aslında dernek olarak sektörümüzdeki bütün paydaşlarımıza şunu söylüyoruz, bütün firmalara şunu söylüyoruz. Yaptığınız her iş dünya standartlarında olsun, rekabetçi olsun ve hedefiniz ihracat olsun. İhracat konusunda açıkçası bizim devletle şirketler olarak belli bir sinerji içerisinde stratejiler yaratarak, çeşitli ihracat fonları yaratarak ilerletmemiz gerekiyor. Ama özetle ihracat, ihracat, ihracat. Her sektörde önemli ama yoğun teknoloji içeren ve sabır gerektiren, teknoloji yatırımlarını sabır gerektiren bizim sektörümüzde çok çok daha önemli. Peki izleyicilerimiz için Türkiye savunma sanayinde yeni dönemde şu alanlarda çok iyi yol aldı, iyi mesafe kat ettik teknolojiyi doğru kullanmayla beraber. Yani ürün bazlı eğer konuşursak, somuta indirgersek çıktıları nedir bunun? Vallahi hiç öyle... Vallahi morale çok ihtiyacımız var. Moralimiz zaten çok yüksek olsun. Bakın gerçekten en son Barış Pınar Harekatı'nda gördük. Biz birçok yerli ürünümüzü, savunma sanayi ürünümüzü orada kullandık. Bu çok önemli bir kriter. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta biz birçok engellemeyle karşılaştık. Kendi Doğru. yerli ürünlerimiz olmadığı için. Uçaklarımız ateş edemedi. Onların tamamını biliyorsunuz Aselsan'ın kuruluşu da öyledir. O kararla alınmıştır. Çünkü yerinde bir karar olduğunu şimdi çok daha iyi görüyoruz. Biz o dönemden bu dönemlere kadar yerlik anlamında birçok şeyi başardık. Daha fazlasını da yapacağız. Hala bağımlılığımız olan komponentler var mı? Var. Olabilir. Olacak. Yapacak bir şey yok. Onlar için de kritikleri zaten belirlenmiş durumda ve o kritikler konusunda da, kritik teknolojiler konusunda çalışmalar devam ediyor. Ama tekrar söylüyorum. Bu çalışmaların sürekli olması lazım. Sürekli olması için de ihracatla ilave fonlanması lazım ki biz tamamen dışa bağımsız bir hale gelelim. Aslında dünya kulvarından ve dünyadaki firmaların, rakiplerden hiç kopmamak da gerekiyor. Kesinlikle. Hani biz ne kadar bağımlıysak, örneğin F-35'te de Türkiye'deki önemli firmalarımız var. Bu firmalarımız o F-35 üretiminin de önemli partnerleri. Aslında onlar da Çok bize doğru. bağımlı bir anlamda. Çok doğru. Ya Çok karşılıklı doğru. bir bağımlılık Çok olursa doğru. güzel zaten. Yani zaten izole bir şekilde global dünyada yaşayamazsınız. Olamazsınız. Tam tersi, stratejik olarak siz kendinizi onlara bağımlı hale getirmeyi hedeflemelisiniz. Şu an birçok projede Türkiye'deki birçok firma yurt dışındaki savunma sanayinin önde firmalarına iş yapıyor. Ve bir kısmı da tek kaynak olarak yapıyor. Mesela F-35 programında da öyle şeyler var. Şu anda çeşitli tartışmaları vardır. Ben bir şekilde onların da çözeceğine inanıyorum açıkçası. Ama tek kaynak sadece Türkiye'de ve dünyadaki bütün uçaklar için Türkiye'de üretim yapılıyor. Yani Türkiye üretmezse o uçaklar üretilemeyecek bir süre. En azından alternatifi bulunana kadar. Bu kalitede, bu seviyede işler yapılıyor savunma sanayinde Türkiye'de. Bunun verdiği güçle ve motivasyonla bizim daha fazlasını almamız lazım. Yurt dışındaki firmalarla işbirliğini daha fazla arttırmamız lazım. Onlar için daha fazla iş yapabiliyor olmamız lazım. Bu da yine programın başında bahsettiğim ihracat konusunda da bizi daha rahat bir hale getirecektir. Zaten sizin sözünüzü de doğrulayacak şimdi. Milli olmak ve yerli olmak güzel ama kendi ürettiğimizi kendimiz kullanmak da değil. Aslında
Milli olmak evrensel olmaktan geçiyor. Evrensel Doğru. olursanız, yani dünyanın ihtiyacı olan ürünleri üretip satabilirseniz aslında gerçek millilik o zaman oluyor. Kesinlikle. Dünyayla Kesinlikle. Tam entegre olmak. Tam entegre ve aynı zamanda söz sahibi. Tabii. Aynı zamanda dış politikada, ekonomide, Kesinlikle. Uluslararası kararlarda, ve siyasette. Güçlü bir savunma sanayi, rekabetçi bir savunma sanayi sizin bağımsız bir ülke olmanız için olmazsa olmazlardan biri. Peki bunun için Türkiye'nin yetişmiş kadroları ne durumda? Şöyle söyleyeyim. Kadrolarımız, elimizdeki kadrolar çok iyi ama yetersiz. Bizim gerçekten gençlerimize savunma sanayini daha çok sevdirmemiz lazım. Akademisyenlerimizi daha fazla savunma sanayinin içerisine çekmemiz lazım. Çünkü şu anki mühendis sayımız yeterli değil. Bakın yani mühendis sayımız bakıldığında hani 10 binler düşüş konuşuluyor yılda, bir yılda verilen ama şu anda Vietnam'da bile sadece mühendislik alanında yani bizim konularımızda çalışan mühendislik alanında yaklaşık 40 bin tane mühendis yetişiyor bir yılda. Düşünün. Yani bizim daha fazla bu alanda çalışabilecek insan yetiştirmemiz özellikle lazım. Özellikle savunma sanayinde. Savunma sanayinde. Özellikle savunma sanayi. Havacılık ve teknoloji diyorum ben aslında. Teknoloji. Çünkü teknoloji. Bakın teknoloji şöyle bir şey. Teknoloji için sizin savunma sanayinde belki ağır malzeme vesaire kısmı da var ama temelde beyine ihtiyacınız var. Doğru. Bir beyin bir laptop. Bakın bilgiye de erişim o kadar zor değil artık. Tabii. Bilgiye erişim kolay. Ve laptop, beyin ve bu şekilde siz teknolojide çalışan gayet güzel insanlar, güzel gençler, pırıl pırıl gençler yetiştirebilirsiniz. Bizim bu manada insan yetiştirmemiz şart. Sektöre insan yetiştirmemiz şart. Biz sadece sektördeki şu anki elimizdeki kapasiteyi paylaşarak değil, kapasiteyi arttırarak ilerlememiz gerekiyor. Bu manada da aslında gençlerimize savunma sanayine daha fazla ilgi göstermelerini özellikle tavsiye ediyorum. Üniversiteye çok sık giderim ben. Orada da konuşmalar yaparım, sohbetler ederim. Gençlerimiz de bu arada savunma sanayiye olan ilgiyi de eskiye göre daha fazla da görüyorum. Bundan da çok mutlu oluyorum açıkçası. Onu da belirtmek isterim. Şimdi aynı zamanda bir teknoloji şirketinin de başındasınız. Yani evet. grubunuzun evet. önemli bir teknoloji yatırımları evet. da yapıyor. Doğru. Savunma sanayinde Doğru. bu anlamda iç içesiniz. Aslında biraz da ondan bahsetsek. Bizim holdingin genel mottosu gururla yerli ve ihracat. Bu temelde hep hareket ediyoruz. Mevcut şirketlerimizde de tamamen yine yerli üretim, yerli tasarım ve bunun ihraç edilmesi temelli çalışıyoruz. Bizim şirketlerimizde ihracat oranımız %70'in üzerinde. O anlamda da çok mutluyuz. Örnek şirketler olmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye F-35'e genelde kilitlendi bugün. Evet. Herkes onu konuşuyor. Ben bir araştırma yaptım yayından önce. Dersimi çalıştım Ömer Bey. Her Şimdi zaman gibi Sami. F-16'lar var. F-16'larda %80'i donanım, %20'si yazılımmış. F-16'ların evet. ama F-16'ların önemli bir özelliğini gördüm. Yere 20 metre alçalabilen ve radarlara yakalanmayan bir yapıya sahip olduğunu gördüm. Evet. F-22'lere geliyoruz. F-22'lerde bu defa yazılım oranı daha yükselmiş. Doğru. Yani demek ki Türkiye teknolojide bir yol almış. Doğru. Yani bu %80'leri bulmuş yazılım. Donanım bu defa daha azalmış. Şimdi F-35'e geldiğiniz zaman çok daha başka bir şey çıkıyor çok doğru. karşınıza. Çok doğru. Ama Türkiye genelde herhalde dünya ile entegrasyonunda önce eldeki sonra daldaki demek lazım gibi geldi bana. Kesinlikle. Elimizdekileri muhafaza edelim. Kesinlikle katılıyorum. Ama geliştirelim. Geliştirelim. Kesinlikle buna katılıyorum. Şimdi birdenbire dünyanın en iyi teknolojik şeyini bir anda yapamayabilirsiniz. Olmaz. Ama aşama aşama yaparsınız. Aşamalara başlamanız lazım. Birinci aşamayı, ikinci aşamayı, üçüncü. Bunları yaparken de belki yurt dışı işbirlikleri de yapabilirsiniz. Teknoloji transferi anlamında, ortak üretim anlamında. Bunlara açık olmamız lazım. Yok ben her şeyi sıfırdan yapacağım gibi bir şey yok. Çünkü global dünyadayız. Tekrar evet, söylüyorum. Evet, evet. Bir daha keşfetmeye gerek yok bir şeyleri. Bizim gerçekten o aşamaları aşama aşama yapmamız lazım. Ama şunu da söyleyeyim. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Her şey yazılım oluyor. Donanım standartlaşıyor. Tabii ki askeri standartlar çok farklı. Askeri standartlarda kendi donanımımızı kendimiz yapmalıyız. Belki orta vadede çipimizi bile kendimiz yapmalıyız. Onu da söylüyorum. Evet, evet, evet. Ama bunun ötesinde yazılım bilmek, yazılım teknolojilerine hakim olmak ve askeri seviyede yazılım yapabilir, askeri standartlarda yazılım yapabiliyor olmak işin en uç noktası. Her şey yazılıma gidiyor. Otomobillerde yazılıma gidiyor. Yani buzdolaplarınız bile artık yazılım temelli. Yani akıl, her yapay şey, zekayı her yerde göreceğiz. Her yerde göreceğiz. O yüzden tekrar söylüyorum işte beyin yetiştirmemiz lazım. Eline laptopu vermemiz lazım ve yazılım geliştirmemiz lazım. Hep diyoruz ya akıl teri önemli artık. Alın teri, doğru, kas gücü doğru. bitti. Akıl kesinlikle, teri başladı. Kesinlikle. Akıl teriyle bundan sonra daha katma değeri yüksek ürünler üretmek. Çok güzel söylediniz. Kilit kelime o. Katma değeri yüksek ürünler. Bakın bizim şirketlerimizde
ortalama kilogram başına ihracat rakamı normal Türkiye ortalamasının yaklaşık olarak 10 katı. Of. 10 katı. Bazı özel şirketlerimizde, şirketin ismini vermeyeyim, yaklaşık olarak 10 bin katı. 10 bin katı. 10 bin katı. Yaklaşık olarak. Yani mikroçiplerden bahsediyorsunuz. Yani ihtimalle. Yani bakın, yani kilogram başına, yani tonlarca pamuk satıp şu kadarcık kart satmaya eşdeğer şeyler yapıyorsunuz. Ya. Yani yaptığınız işin her zaman katma değerli olması lazım. Bunu her zaman hedeflemek lazım. Ama şu var, Türkiye çok büyük bir ülke. Genç nüfusu fazla olan bir ülke. Bu sadece her şeyim katma değerli olsun yapamayabiliriz. Katma değerli olmayan ama yine üretim yapabileceğimiz şeylerimiz de var. Alanlarımız da var. Onları da kapıyı kapamayalım. Hem onları yapalım hem öbürlerini yapalım. Ben her zaman bunu söylüyorum ve bunu savunuyorum. Aslında Ahmet Nazif Zorlu'yu da burada bir selam gönderelim kendisine. Çünkü kendisine selam, saygılarımızı yani Türkiye'nin yetelim. Türkiye'nin bu anlamda büyük sanayi kuruluşları, yani bu Endüstri 3.0'ı tamamlamış ama Endüstri 4.0'a da geçiş yapmayı başaran robotların aslında üretim yaptığı fabrikalar, işte Türkiye'nin özlediği yatırımlar bu. Doğru. Yatırımlar. Doğru. Katma değerli üretim. Doğru. Akıl teri ancak böyle olur. Hızlı ve çevik olanlar kazanıyor, kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Büyükler ve aslında hantallar kaybedecek yeni dönemde. Bakın Vestel şu anda dünyadaki devlerle yarışıyor ve çok ciddi anlamda rekabet edebiliyor. Bunun temelinde teknoloji var. Vestel karanlık fabrikaya doğru gidiyor. Sizler görmüşsünüzdür, evet, fabrikalarımızı. 1.2 milyon metrekarede üretim yapıyoruz ve üretimimizin büyük bir kısmı artık otomasyonla yapılıyor. Bu sayede rekabetçi olabiliyorsunuz ve otomasyonu da yerli olarak yapıyoruz. O da güzel. İşte gururlu yerli diyoruz ya, i̇şte her zaman yerli. Yerli bu. Evet. Peki son sözlerinizi alayım. Hedefler nedir savunma sanayimizin? Özellikle 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken nasıl bir savunma ve havacılık sanayi Türkiye dünya ile karşısına çıkacak? Kesinlikle ve kesinlikle güçlü, rekabetçi ve tam bağımsız bir savunma sanayine ihtiyacımız var. Önemli yollar aldık ama bu bize rehavet değil, tam tersi kamçılama ve motivasyon getirmesi lazım. Asıl şimdi kritik teknolojileri eşiği de aşabilecek noktaya geldik. Onları da daha fazla yapan, daha fazla kritik teknolojilerde söz sahibi olan güçlü, rekabetçi ve dünyada söz sahibi bir savunma sanayi sahibi olmak istiyoruz biz. Dernek olarak da zaten bu misyonla hareket ediyorsunuz. Kesinlikle. Ve Türkiye'de şu anda bu büyük şirketler arasındaki yeriniz de çok önemli dernek, evet, olarak. Evet. Ben bir 5-6 tane şirket gördüm ki dünyanın en büyük 100 şirketi arasına girmiş, değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Şu anda bizim 4 tane firmamız artık dünyanın savunma sanayindeki ilk 100 şirketi arasında, bizim için gurur Efendim, kaynağı. Bunları söyleyeyim çünkü en çok ihtiyacımız kesinlikle, olan şey kesinlikle. Moral, motivasyon. Zaten bu firmalarımızın tamamı derneğimizin kuruluşundan beri yer alan, derneğimizin yönetim kurulu seviyesinde temsili de olan şirketlerimiz. İnanılmaz bizim için. Kaç gurur verici. Kaç yıllık dernek bu arada? Yaklaşık olarak 30 yıllık bir dernek. 30 yıllık, 30 yıllık bir dernek. Yani çok yeni bir dernek değil. Köklü bir dernek. Ve sadece Türkiye'de değil, dünyada tüm sektörü başarıyla temsil eden bir dernek. Onunla ilgili birkaç örnek de, birkaç son zamanlarda yaptığımız konuyu da paylaşmak isterim. Şimdi derneğimizin de 200'ün üzerine çıktı üyesi ama biz de aynı zamanda 6 tane de küme üye. Bu kümelerin oluşumunda da biz çok fazla destek, evet, verdik başlangıcından beri. Kümelerle beraber biz aslında 100.000'in üzerinde kurum ve şirketi temsil ediyoruz. Şimdi SASAD'ı yurt dışında da aslında direkt muhataplarıyla tanınan bir organizasyon. Yakın zamanda Paris Air Show yapıldı. Orada CIFAS, ki CIFAS SASAD'ın Fransa, evet, evet, karşılığıdır. Onlar o fuarı onlar gerçekleştirirler. İnanılmaz büyük bir organizasyon beraber yaptık. O organizasyonda bizim Türk firmalarımız, büyük platform firmalarımız orada kendilerini sundular. Kimlere sundular? 33 tane Fransız firmasına, irili ufaklı firmaya sundular. B2B toplantılar ayarlandı orada. Her Türk şirketin katılmak isteyen, ki derneğimizden 30 tane firma katıldı, bir masaları oldu. Onlara özel bir yer ayrıldı. O masalara ilgili Fransız şirketler direkt gidip görüşmelerini gerçekleştirdiler. Aslında misyonunu ve gerçekleştiriyor. Kesinlikle, derne. Kesinlikle ve inanılmaz başarılı oluyor. Onun geri beslemelerini de alıyoruz. Yine aynı zamanda yakın zamanda yine İngiltere'deki bir fuarda İngiltere muhatabımızla benzer bir organizasyon yaptık. Rusya ile bir gelişmemiz var. İnşallah yakın zamanda Rusya'nın yine bizim eşleniğimiz olan derneğiyle yakın zamanda bir protokol imzalayıp yine karşılıklı tanıtımları yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son bir şey vermek istiyorum, bilgi vermek istiyorum. SASAD aynı zamanda Avrupa Birliği'ndeki
AST Derneği ile, aslında bizim derneğimizin Avrupa Birliği çapındaki karşılığını üyeydi uzun süredir. Geçtiğimiz Mayıs ayında da yönetim kurulu üyesi olduk. Tamamen toplantıları Avrupa Parlamentosu olan ve savunma ve havacılığın gelecek 50 yılının tartışıldığı ortam AST, onun da yönetim kurulu üyesi olduk. Orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çıktıları çok bol ve katma değerli bir program yaptık. Öner çok Tekin, teşekkür ediyorum. Savunma ve Havacılık Sanayi İmalatçıları Derneği Başkanı, çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de güzel şeyler oldukça biz bunları anlatmaya devam edeceğiz. Sizler de bizi takip etmeyi bırakmayın. Hoşçakalın efendim. Ünsped Gümrük Müşavirliği ekonomi notlarını sundu. Uzun